Gülümse. Hadi aslan. Böyle bakıyor ki. Aa aslan bak. Yan bakıyor. Dedim mi? Evet. Bacana. Bacana bak bak bak. Hadi hadi. Al bak. Yürü diyor. Allah. Herkese merhaba. Yeni bir videoda yine beraberiz. Sizinle konuştuğum videoları çok sevdiğiniz için bu videoda da küçük bir sohbet edelim istedim. Başlangıçta sizinle aldığım birkaç kitabı paylaştım. Bu çizimleri gerçekten çok seviyorum ve arada ilham olması için bakıyorum. Hatta dijital çizimimin gelişmesi için aralarından denemeler de yapmak istiyorum yakın zamanda. Aslında bu videonun temeli Freud'un ikinci kısmını yapıyor oluşum. Bu resmi yaparken yağlı boya kullandım bildiğiniz gibi. İlkini izlemediyseniz sağ üst köşeye videoyu bırakıyor olacağım. Bu tablolar psikolojik danışmanlık merkezinin duvarlarını süsleyecek 6 tane tablo yapıyorum. Freud da bunların başını tutuyor. Benim için gerçekten güzel bir deneyim oldu. Kendimi zorlamış oldum. Hem yağlı boyada hem portrede. Çünkü birilerine benzetip çizmeyi çok fazla deneyen bir kişi değilim. Çok fazla benzetme kaygısı taşımıyorum. Daha çok illüstrasyona yöneldiğim için. Bu resimde de hem benzesin hem yine de birazcık illüstrasyon havası olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Her zaman ölçü almanın ve yerleştirmenin çok büyük önem taşıdığını söylüyorum. Bu tabloda da ilkinin yanında onun devamı niteliğinde olabilmesi için ilk kısmının ölçülerini alıp ikincisini de o şekilde yerleştirdim. Ama o kısımları çekmemişim. Sizi sıkmamak için atlamışım. Bu resimde beni en çok zorlayan şeylerden biri sakal yapımı tabii ki. Çok fazla kıl kıl görüntüsü olsun istemedim. Zaten Freud'un sakalları da böyle birazcık köse gibi ve düz. Yani hani çok böyle büyük, yoğun bir sakalı yok. En azından benim baz aldığım portrede. O yüzden çok fazla yoğun veya böyle işte tek 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 işlenmiş gibi durup yapay gözükmesini istemedim. Bu aralar birazcık
Sanırım boşladım. Resimlerim bitti çünkü ve hatta bu ses kaydından sonra onları teslim etmeye gideceğim çerçeve için. En sonunda tabii vernik atacağım. Vernik olayında çok heyecanlıyım çünkü o görüntü beni çok tatmin ediyor. O verniği dökmek ve resimlerin parladığını görmek bana inanılmaz bir haz veriyor. Ve evet ya, başardım. Artık son kısma geldim. Huzuru veriyor. Tabii şu an resim siparişlerim bittiği için birazcık dijital çizim yapıyorum. İşte bu çerçeve işlerini halletmeye çalışıyorum. Daha sonra spora daha fazla yöneliyorum. Böyle 1-2 hafta hem böyle görmek istediğim arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmek istiyorum. Tabii ondan sonrası için de olur ama yine kendimi böyle sıkı bir programa sokmak istiyorum. Açık konuşmak gerekirse birazcık kendi gelişimime de odaklı. Tabii ki bunlar da beni geliştirmiştir ama daha böyle portfolyo odaklı ve geliştirmek istediğim yönlerimle alakalı çalışmalar yapmak istiyorum. Umarım ki başarabilirim. Bu videoyu çok fazla uzun tutmak istemedim. Sizi de böyle resim yaparken o fırçanın sesiyle baş başa bırakmak istediğim zamanlar oldu. Umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Ve bu resme daha sonra düzeltmeler yaptım. Biraz daha yoğunlaştırdım sakalını. Daha böyle pofidik durması için. Küçük alanlarda sakal çalışmam lazım. Hatta bu benim ilk sakal çalışmam bile olabilir. Emin olmamakla beraber. Beni Instagram'dan da takip ederseniz bu dinlenme sürecinden sonraki yapacağım yoğun çizim dönemine benimle birlikte katılabilirsiniz siz de. Çizim yapmak, gerçekten yoğunlaşmak ve motivasyon sağlamak, bunlar gerçekten zor durumlar. Disiplin gerektiren şeyler. Bazı şeylere hayır demeniz gerekiyor maalesef ki. Umarım ki bu küçük küçük diye nitelendirdiğimiz çalışmalarımız daha sonra böyle büyür ve top haline gelir ve çok güzel fırsatlarla geri döner. Hayatımızda çıkan fırsatları kaçırmamak için tabii ki de önceden bilgi birikimine sahip olmamız gerekiyor. Ve bu yüzden bir gün önümüze bir şans çıkar, fırsat çıkar ümidiyle ve onu kaçırmamak için şu anki zamanlarımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sizi demoralize eden dış sesleri kendinizi kapatıp gerçekten inandığınız şeyler uğruna çalışmayı bir hayat felsefesi haline getirmeniz gerekiyor. Bence bazı noktalarda da bir şeyle çok uğraştığınızda ve karşınıza hiçbir şey çıkmadığı zaman, yani mesela seneler geçmiş ve aynı işte takılı kalmışsınız gibi düşünün. Aslında bir noktada bırakıp başka şeylere yelken açabiliyor olmak lazım. Bunu da söylemek istedim. Çünkü bir şeyde çok sabit kaldığımız zaman o bizim için hayırlı değilse ilerisini düşünemiyor olabiliriz. Böyle noktalarda zamanı bırakıp belki biraz daha başka şeyleri deneyimleme şansını kendimize tanıyor olma lüksüne sahip olmamız lazım. Denemek, belki başarısız olmak. 20'li yaşlar gerçekten denemek, yanılmak, belki başarısız olmak için bize verilmiş bir şans. Çünkü tekrar ayağa kalkabilme gücünü kendimizde bulabiliyoruz. Bu yüzden başarısız olmaktan asla korkmayın. Ben bunları zaten başarısızlık olarak dallandırmak istemem. Çünkü bunların hepsi bir deneyim ve size yanlışıyla doğrusuyla bir şeyler mutlaka katmış oluyor. Bu gözle bakmak lazım. Yani hiçbir şey yapmamaktan, konfor alanından çıkmamaktan, aman huzurumuz tadımız kaçmasın deyip hiçbir şeyle meşgul olmamaktan çok daha iyidir. Emin olun ki. O yüzden konfor alanlarınızdan çıkıp dış seslere kulaklarınızı kapatıp
gerçekten sevdiğiniz şeye odaklanmanızı diliyorum. Ve dediğim gibi eğer sevdiğiniz şey, yani bir hobi değil tabii bu, bir iş olarak düşünün. Yani ya da bir hobinizi işe çevirmek olarak düşünün. Bu size bir getirisi yoksa ve artık gerçekten yıprandıysanız da bırakabilmeyi ve başka şeylere yelken açabilmeyi kendinize mutlaka şans tanıyın. Eminim ki bu hayatta sizi bekleyen birçok güzellik var ama oturduğumuz yerden kimse bize bunları sunmuyor. Maalesef ki, keşke öyle olsa. Öyle, bu videoda da sizinle minik bir sohbet etmek istedim. Gerçekten çok spontane bir konuşma oldu. Hiç düşünmedim ne konuşacağımı ya da ne yapacağımı. Ama ben sessiz videoları da çok seviyorum. O yüzden bu demek değil ki bütün videolarım sohbette olacak. Bu son kısımda da size workshop anıyla ilgili birkaç görsel bırakmak istedim. Hem bana hatıra olsun hem de belki ilgisini çeken olur, katılmak isteyen olur diye. Bana bu şekilde düşünenler varsa Instagram'dan mutlaka ulaşsın. Life is gonna be great. Bu şekildeydi. Umarım ki beğenirsiniz. Umarım ki görseller, resimler ve çektiğim şeyler hoşunuza gidiyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hayalleriniz için çalışmayı unutmayın. Hoşça kalın.